Kardeşim biz bir grup hocamızla 13 yıldır Türkiye genelinde genç kardeşlerimizi namazla buluşturmaya çalışıyoruz. Ve namaz Kur'an-ı Kerim'den de öğreniyoruz ki bütün kötülüklerden, uyuşturucudan, alkolden ve diğer ahlaki zafiyetlerden temizleyen muhteşem bir gök sofrası. Şimdi siz Kesinlikle. Türkiye'de gençlerin idolü olan bir kardeşimizsiniz. Tabii biz hoca Estağfurullah. olarak davet ediyoruz ama ben sizin dilinizde de birkaç cümlede olsa genç kardeşlerimi böyle namaza teşvik edecek cümlenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eğer lütfederseniz memnun olurum. Estağfurullah hocam. Sizlerin o güzel sohbetinizi ben birazcık böldüğüm gibi oldum. İnanıyorum Estağfurullah. ki izleyen insanlar da Kaldığımız böyle yerden düşünüyordur. devam edeceğiz yine. Ben araya girdim gibi oldu. Tekrar Estağfurullah. izleyicilerden de sizlerden de özür diliyorum. Aa, olur mu? Benim söyleyebileceğim tabii ki namaz her şeyden önce sizin de söylediğiniz gibi temizlik, temizliktir. Dünyanın bu yaşamış olduğu süreç bile aslında bizi düşünmeye itiyor. İterken de aslında namazın bize ne kadar değerli, ne kadar önemli bir görev olduğunu hatırlatıyor. Ben de nacizane genç arkadaşlarıma, bizi dinleyen herkese söyleyebileceğim. Namaz bize Allah'ın emridir ve Allah'a en yakın olduğumuz yerdir. Elimizden geldiğince, çünkü zor bir dönem yaşıyor dünya, zor bir dönemden geçiyoruz hepimiz, ahir zaman yaşıyoruz. Kolay değil bazen dilek gelmek, gelmesi her şeyin. Yani mükemmel olan insanlar değildir, mükemmel olan benim gönlümde, gözümde Allahu Teala'dır. İslamiyet'tir, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. İnsanız, hepimiz hata yaparız ama namaz Rabbimizin bize 5 vakit emri, o 5 vakiti güne böldüğümüzde de aslında hatalarımızı, kusurlarımızı da örtmek adına çok büyük fırsattır benim gönlümde, Eyvallah. gözümde. Müthiş. O yüzden onlara tavsiyem, namazlı bir hayat her zaman insanı dinç tutar, diri tutar. Hayata bağlaması gerektiği kadar bağlar ama gerçeğinin de farkında yaşattırır insanı. Ben bunu kendimce elimden geldiğince